İşte efendiler, Müslüman sorumlu insandır. Yeryüzünde Allahu Teala dininin müdafasını dünyaya sahiplik etme şuurunu Müslümana vermiştir. Müslüman bununla mükelleftir. Müslüman kuru kalabalık değildir. Müslüman ödlek korkak değildir. Müslüman sıfli emellerin peşinde koşmaz. Ulvi gayelerin sahibidir Müslüman. Nerede Müslüman? Onun içindir ki yeri gelmişken aziz müminler, tarihi bir hadiseyi de nakletmeden geçmeyeyim. Siz de çoğunuz bilirsiniz ama tekrarında fayda olduğu için arz ediyoruz. Vaktiyle İstanbul'da padişahların birisinin zamanında Müslüman zenginlerden birisi bir vakıf bırakmış. Bir çeşme yaptırmış. Çeşmeyi de vakıf olarak, hayır olarak bırakmış ve bir vakfiye yazmış. Kıyamete kadar bu çeşme bütün insanlığa hizmet etsin, herkes bu çeşmeden içsin, istifade etsin, vakıf bırakıyorum demiş. Fakat çeşmenin de alnına, çeşmenin de yüzüne herkes bu çeşmeden suyu içsin ama Müslümanlar içmesin, Müslümanların bu çeşmeden su içmesini vakfiyemde haram ediyorum demiş. Günün padişahının kulağına gitmiş. Yahu bu ne biçim söz? Dünya nimetlerinden, hayırlardan, vakıflardan en fazla Müslümanın istifade etmesi lazım. Niçin yasak etmiş bu adam? Neden Müslümanlar içmesin demiş. Hemen bir hadise oluyor tabii. Hemen bir hadise oluyor. Derhal vakıf sahibini inzibat, zabitler aracılığıyla huzuruna çağırıyor padişah. Gel bakayım. Falan çeşmeyi yapan, yaptıran sen misin? Vakıf mı? Evet. Peki Müslümanların bu çeşmeden su içmesi haramdır diye yazıyı da yazdıran sen misin? Evet padişahım diyor. Evet ben yazdırdım. Utanmadın mı bunu yazdırmaya? Müslümanlara nasıl bunu reva görürsün? Utanmadın mı? Sultanım efendim diyor. Bunu size kanıtlayacağım. Bunu hemen beni tevkif etmeyin buyuruyor. Pekala nedir istiyorsun, ne tecrübesi, ne tatbikatı? Adam diyor ki, yanıma diyor iki tane zabit, yani silahlı subay vereceksin. İki tane zabit, silahlı subay. Bu subaylar bir pazar günü İstanbul'da en kalabalık bir kiliseye gidecekler. Kilisedeki papazı derdest tevkif edip götürecekler. Bunu istiyorum diyor. Aynı zabitler, subaylar bir cumartesi günü gidecekler, haham başını, Yahudilerin haham başısını tevkif edecekler, suçlandırıp götürecekler. Bir cuma günü de aynı zabitler Müslümanların en kalabalık olduğu bir camide o caminin imamını tevkif edecekler diyor. Neticeyi göreceksiniz. Pekala hadi bakalım. İki zabit bir pazar günü kiliseyi basıyorlar. Derdest sen sus istedin diye papazı dışarıya alıyorlar. Ve tarihi vesika ile sabittir. Ne kadar Rum cemaati varsa, Ermeni cemaati varsa bizim papazımız suçsuzdur diye karakollara kadar hiçbirisi ayrılmadan canını malını ortaya koyup müdafaa makamına geçiyorlar. Bu bir. Aynı zabitler haham başısını tevkif edip gel bakayım sen suç işledin diye götürdükleri zaman ne kadar Musevi cemaati varsa, ne kadar İsrailoğulları varsa, ne kadar Yahudi varsa biz canımızı malımızı ortaya koyalım. Sizi serbest bırakın diye tevkifini ortaya koyarak müdafaa makamına geçiyorlar. Bu da sabittir. Bir cuma günü en kalabalık Sultanahmet Camii'sinde o zaman tabii hocayı da minberden alaşağı ederek suç işledin gel bakayım diye tatbikat yapılıyor hani. Götürünce caminin içinde korkunç bir sessizlik ve hissizlik. Oo demek ki bizim hocamız suç işlemiş ya. Zaten ileri gidiyordu. Aşırı konuşuyordu. Allah belasını versin. Ne bize lazım. Aman kimse tatmasın. Ortaya çıkmasın demişler. Camide bir sessizlik ki. Camide bir hissizlik ki, duygusuzluk, saygısızlık, tıklamış, kimse müdafaa makamına geçmemiş. Onun üzerine
padişahın huzuruna çıkan vakıf sahibi, işte bu çeşmeden Müslümanların su içmesi haramdır diye bunun için yazdım sultanım, haksız mıyım demiş. Kardeşlerim, Müslüman yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir kardeşim. Dinine sahip olmayan bir Müslüman beş para etmez. Dünyasına sahip olmayan, iktisadına, ticaretine, her şeyine, dinin bütün hükümlerine sahip olmayan bir Müslüman ne diye Müslüman olmuştur? Müslüman olmasının gayesi nedir? İşte bunun içindir ki Avrupa her şeyiyle kendi dinine sahip oluyor, kendi din adamlarına sahip oluyor ve her şeyiyle kendi davasını destekliyor. Müslümana gelince susmuş, sinmiş, huzursuz, saygısız, sakin, düşkün, mala, mülke, eşyaya, maddeye, kendi menfaatine gelince aslanlar gibi kükrüyor.